Newcastle filmi deyince aklıma, ama Newcastle takımı deyince aklıma gol filmi geliyor demiş İsmail. Evet. Değil mi? Santiago. Santiago. Dünyanın en yalan filmi biliyorsun. Tabii canım, net. Dünyanın en yalan filmlerinden biri. Spor filmlerinin en kötülerinden biri olabilir yani. İyi spor filmi çok az var zaten ya. Bak, NTV Spornet'e ben en iyi 10 spor filmi diye bir yazı yazmıştım. Açıp bakabilirsiniz. Invincible iyi film. Hangisi? Invincible. Invincible çok iyi filmdir. Başka? Wrestler iyi filmdir. Wrestler iyi. Draft Day mükemmel film. Draft Day iyi film. Çok güzel film. Draft Day. Rush var bak, yeni Formula 1 filmi çok iyidir. Arabalar var tabi. Çizgi film. Şahane film. Spor tabii film. O iyi film. Ya Space Jam var ona bakarsan. Geçen gün yayınladı. Sony TV yayınladı, izledim. Aa bak, VR Marshall harika film. İlk onda var benim. İlk onumda var VR Marshall. İzleyin mutlaka. Gerçek hikayedir. Abi Green Street Hooligans bu arada. Muhteşem film. Şimdi çünkü devre arasında şeyi dinledik de. I Am Forever. Bubbling Bubbles. Ya bu arada bak, saçlarıma çok kestiriyorumu geliyor. Güzel diyen de var Yusuf Bey. Yok, bu... Ben beğendim, bu güzel. Teşekkür ederim. Ya Sawyer vardı ya, Sawyer. Lost'ta. Öyle Sawyer. Öyle uzatacağım. Oraya mı doğru mu gidiyoruz? Planım o yani. Yalnız dünyanın en kötü son bölümü değil miydi ya? Son Lost sezon. Mu? Ya tam Lost, hayal kırıklığı. Lost oldu ya, Lost. Lost'u var. Yalandan bitirdiler. Tabii canım. Bağlayamadılar. O duman, muman, hiçbir bence şey bağlamadılar. Bence öyle sonsuz oldu yani. Sonuçsuz başlıyor. Meğerse hepsi ölüymüş falan. Evet. Bu arada gene verdik spoiler'ı. Neyse, o bitti canım. Onu artık bir dostu istemiyor. Belki biri baştan yani izlemiş. Çeksin. Ne yapayım abi, orada artık bu gecikti yani. Yani bu saatten sonra izlenir mi? Yeni dizi yok ya şu sıralar. Var var. Ne var? Ne izliyorum? Mindhunter'ı izleyeceğim. Onu çok beğeniyorlar. Mindhunter. Bak, Mindhunter. Harika harika. Ona başlayacağım. David Fincher'ın dizisi biliyorsun. Bizim sinema televizyon bölümünün başkanı var, Nilay Hoca. Onu mesela hiçbir film beğenmez o yani. Seyredemez yani. O yani şey zehirlenmesi. Yani mesleki zehirlenme, biz de artık maç seyrederken artık sıkılıyoruz ya bazen. Lan böyle top mu olur falan diye. O da hani o da öyle yani, seyredemiyor film. Mindhunter'ı önerdi. Ben eve gidince yetişebiliyorsam tabii. İstanbul'u gelinin ikinci bölümüne yetişebiliyorum. İstanbul'u gelin seyredi abi, Star'da çok güzel. Çukur. Sen Çukur'u öneriyorsun değil mi? Ben Çukur'a başlayacağım ya. Başladım. Çukur. Beğenmedin mi? Başladım. Çok karanlık geliyor ya. Karanlık biraz. İstanbul'u yerin güzel hikayeler var. Ya Köşk Özcan Deniz olunca dizi oluyor zaten ortak. Otomatikman dizi oluyor şu an. Ben Vatanım Sensin'i seviyorum. Vatanım Sensin'i dün akşam seyredemedim. Yarın hiç izlemedim ben. Ben de seyredemedim abi. Beraberdik zaten. İsim verme, süper var. Nasıl isim verme, süper var. Beraberdik zaten dedi ya. Vatanım. Esat Bey, Al Pacino mu, Robert De Niro mu demiş. Her ikisi birden olmuyor. Ben Al Pacino'cuyum. İkisi birden olmuyor mu? Olmuyor, birini seçeceksin. De Niro. Mehmet Ayhan, ne diyorsun? Fikrim yok. Ben Al Pacino diyorum. Ben De Niro'cuyum. Şeytanın avukatlığını yapmıyorum. Hakikaten Al Pacino'yu düşünüyorum yani. Severim babayı. Bu arada kitabını okudum bak. Çok Al Pacino'nun hayatını anlatıyor ama. Yok, söyleyeyim öyle gidecek. Dostlardaki İrlandalı çocuğa da benzedin sen bu saçta. Vallahi mi? Adını çok güzel filmdir. Goodfellas. Oradaki İrlandalı var ya çocuk. İrlandalı adam. Anladım. Başka anladım. Oyuncusu. Efsane filmdir ya. Ona benzedim biraz hafif. Peaky Blinders'taki, Peaky Blinders'ı izler misin bu arada? O ne abi? Bak, İngiltere'nin geçmişinde, eski İngiltere'de geçiyor. Çok severim eski İngiltere'yi. Ya dili duy böyle, o konuşmaları dinle, o bile yeter ama konu da muhteşem. Ne ama ne yani, Blinder mı? Peaky Blinders diyor böyle mesela, Blinders çok güzel. Ya anlatacağım sana onu. Mr. Harry Potter. Aynen öyle. Come on mate diye. Neyse, Al Pacino'nun kitabı ama nasıl yapmışlar biliyor musun? Bir gazeteci röportaj şeklinde yapmış, soru cevap, biyografi o şekilde. Bence örnek de alınabilecek. Bizdeki sanatçılarımız ve sporcular için. Hani bizde yazmakla uğraşmıyorlar ya. İlber zor Ortaylı, geliyor ya. Türklerin tarihi yapılır. Aynen öyle. İlber Ortaylı. Hı hı. Türklerin tarihi kitabı. Soru cevap. 1 ve 2 soru cevaptır. Peki. Erhan Afyoncu Osmanlı tarihi kitabı. Nefistir. Böyle bir şeydir. Soru cevaptır. Hoca şu anda rektör tavsiye değil mi? Tavsiye ederim. Halil İnalcık Osmanlı. Mükemmel kitap. Devlet-i Aliye olağanüstü kitaptır. Erhan Afyoncu Hoca çok sağlam Beşiktaşlıdır. Milli Savunma Üniversitesi'nin rektörü olduğu. Erhan Afyoncu Hoca çok iyi bir futbol izleyicisidir. Murat Bardakçı'nın da hayatta beğendiği çok ender genç tarihçilerden biridir. Hoca. Hoca da beğenir. Türklerin tarihi, Devlet-i Aliye, Osmanlı tarihi, Erhan Afyoncu. İlber Ortaylı, Türklerin tarihi 1 ve 2. Soru cevaptır. Erhan Afyoncu Osmanlı soru cevaptır. Böyle ansiklopedik bilgidir o. Ve yani bütün safsataları, duyduğum o safsataları var ya, böyle hikayeler, internetten falan, onların hepsinin safsat olduğunu da net bir şekilde anlatır. Halil İnalcık tabii hepsinin profesörü. İlber Ortaylı. Bunlar herkesin kütüphanesinde olması gereken. Söyle bir daha abi. İlber Ortaylı Türklerin tarihi. Hı hı. Soru cevaptır ve Türklerin tarihi şöyle başlar. Bak, Türklerin tarihi çok önemli bir tarih. Dünya tarihi de Etrüsklerden falan bahseder. Mutlaka okuyun. Ve soru cevaptır. Sıkmaz yani. Röportaj gibidir. Soru sorar. Editör İlber Hoca cevap verir. Devlet-i Aliye Halil İnalcık ve Osmanlı tarihi Erhan Afyoncu. Bir de Jean-Paul Roux'un Türklerin tarihi var. Jean-Paul Roux dünyanın en büyük Türkologlarından bir tanesi. Belki de birincisi. Fransız. Ben onu okumadım. Dünya tarihi
yazılırken, daha doğrusu şöyle diyor. Türklerin tarihinden bağımsız dünya tarihi yazılamaz diyor. Güzel. Ve Orta Asya'dan başlıyor. Jean-Paul Roux. Bunlar, bu arada bunlar ortalama bir Türk'ün, ben Türk'üm diyen hani var ya böyle, bir bu safsatalara falan inanmak istemiyorsanız, hani ya biz neyiz acaba falan diyorsanız, gayet net bilgi alabileceğiniz kaynaklar olarak haddim olmayarak öneriyim. Bu arada bu kadar seyahatten bahsetmişken İlber Hoca'nın da adı geçti. En son İlber Hoca'nın seyahatnamesini okudum. Ben çok tavsiye ediyorum. Muhteşem bir insan. Kısa kısa o kadar güzel bak, anlatıyor bu, ki bak, yani böyle alacak. Akıyor bal İlber bal Ortaylı. Gibi akıyor. Bunlar münevver münevver adamlar. Münevver tabii. Derler bunlara. Entelektüelliği de aşmış tipleri var ya böyle. Çok güzel anladım. Bunlara münevver denir. Bu adamlar oturacağım böyle dinleyeceksin. Hiç de konuşmayacaksın. Böyle dinleyeceksin abi. Tabii. Masada. Erhan Hocam selamlar. İlker'le de Osmanlı tarihi çok güzel bir kitaptır. Kitaplarınız da olsun. Erhan Afyoncu Osmanlı tarihi. Ha bu arada kütüphanesiz ev olmaz. Lütfen evlere kütüphane yapalım. Bol bol Halil kitap koyalım. Halil hocamız. Hepsinin hocaların hocası. Devlet-i Aliye. Türklerin tarihi İlber Ortaylı. Bir ve ikisi var. Kesin bak. Bu üç kitap. Bir de Jean-Paul Roux Türklerin tarihi. Böyle böyle. Böyle kitap. Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Öğren. Ey Türk gençliği. Birinci hocam. Safsatayı Twitter'dan bırak. Onlara bak. Goy goyu. Tabii. Onları bir okuyacaksın. İşte çöp, boş, bomboş yazmayı bırakın da. Bakacak. Onlar bir de böyle kaynak. Jean-Paul Roux'unkiler değil. Devlet-i Aliye de değil ama o Erhan Hoca'nınki de İlber Hoca'nınki de soru cevaptır. Hani bazı mesela bazısını merak etmiyorsun. Atıyorum Fatih Sultan Mehmet dönemini merak ediyorsun. Aç o bölümü oku. Anlatabildim mi? O anlamda da faydalı yani. Ansiklopedi gibi bir şeydir o. Yok bizimkiler genç arkadaşlarımız hepsi değil. Belli bir bölüm genellikle. Sosyal medyadan, Ekşi Sözlük'ten sallayayım. Başkasının tuvalini kirleteyim. Kendi tuvalime resim yapmaya çalışmayayım. Ya ne olursa olsun gel diyen adam. Bir lafa bakarım laf mı diye. Bir adama bakarım adam mı diye der mi ya? Var ya Twitter'da Mevlana'ya atfedilen. Abi onu çok yapıyorlar artık ya. Yalandan. Ya baba. Ya bir insan ne olursa olsun gel diyor yani. Gel. Ne olursa olsun gel. Bir adam mı? Adam mı diye falan. Böyle bir şey söyler mi ya? Biraz akılınız mantığınız olsun yani. Bak bugün seni Esat Aygün demiş ki Heat filmindeki De Niro'ya benzetmişler. Arkadaşlar. Sen de Walt Kilmer. Şey efsane filmdir Heat ya. Biraz uzun sürer bitmez ama. Orada gene iyiler kazandı uyuz oldum ben. Tabii adam babanın kaçması lazım olur mu öyle şey abi? Ya bir şey. Ben soymuşuz kaçmamız lazım. Bu arada ben Hollywood filmlerini severim yani. Bir şey vardır ya. Ben de severim de. Hayır. Ama yani şimdi orada da yani yok bir daha geri döndü bilmem ne yaptı falan. Abi bizde şöyle bir şey var. Bizim üniversitede bazı arkadaşlar öyleydi. Yani mesela sinema televizyon okuyunca Avrupa filmi sevmen gerekiyormuş gibi bir şey var. Bu şey gibi. Trip vardır, bak trip ben Metallica vardır. Dinliyorum siyah giyinirim. Metal dinliyorum ya da Metallica demeyeyim. Çünkü Metallica ile siyahın çok alakası yok. Metal dinliyorum siyah giyerim. Ne alakası black, var Fate to Black. Fate, hayır, o mana değil. Yani şu mana. Metallica dinleyen adam siyah giyer. İşte şöyle. Ya yok öyle bir şey abi. Onu dinlersin öyle giyinirsin. Tabii bunu canım, izlersin tabii. Böyle. Ya bunda, evet, evet. Bu kadar kalaba sokmayın kendinizi. Öyle bir kalaba sokma işi var. Ben de çok severim Hollywood filmleri. Babangida demiş bak Babangida. Babangida'nın adı neydi ya?